Herkese merhabalar, ben Halil İbrahim Ungan. Bu videoda sizlerle beraber Creo Manikin ile tanışacağız. Creo Manikin ile yaptığınız tasarımların ergonomi analizlerini gerçekleştirebilirsiniz. Örnekte görebileceğiniz üzere bir motosiklet modelimiz bulunuyor. Bu motosiklet modelinin ergonomi analizini gerçekleştireceğiz. Şimdi şöyle ilk olarak tasarımı ekrana getirdikten sonra artık bir insan modeli çağırabiliriz. Tabi bu insan modelini çağırmadan önce boyutlarını belirleyebiliriz bu insan modeliyle alakalı. Şöyle dosyayı açıyorum ve Creo kütüphanesinde bulunan, bakın, insan modelleri bulunuyor. İşte kadın modeli de getirebilirsiniz, erkek modeli de getirebilirsiniz. Ben buradan İşte bir erkek modeli alacağım. Bu erkek modeline ait boyutları gireceğim. Kilosu, işte boyu. Bu boyutları gireceğim. Manikine tıklıyorum ve buradan Edit Manikin diyorum. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi boyutları gelmiş oldu. Şimdi ben buradan işte boy yüksekliğini 178 santim. Şurada da aslında anlık değişiklikleri görebiliyorsunuz. 83 kilogram. Şöyle bel boyunu, yani belden yukarıdaki boyu da 92 santimetre olarak giriyorum. Şurası 62. Şurası da 95. Ve save as diyorum. Artık burayı kaydedebilirim. Save as diyorum. Ve çalışma klasörü içerisinde var olan edited klasörüne ekleyeceğim bunu. Şöyle edited klasörünü açıyorum. Aynı isimle kaydetmeyeyim. Şöyle copy diyorum. Ve şuna alt tire 1 olarak kaydedebilirim. OK dedim. Evet, bu şekilde modelimizi çalışma klasörümüze de kaydetmiş olduk. Artık bunu kapatabiliriz. Şu şekilde kapatıyorum. Ve artık bu ortama oluşturduğumuz insan modelini getirebiliriz. Tabi burada assemble ile çağırmıyoruz. Şöyle manikin içerisinde insert manikin diyorum. Ve çalışma klasörümü açıyorum. Edited içerisine gidip modelimi çağırıyorum. Insert Manikin dediğimiz zaman şöyle sağ tarafta bir pencere açıldığını görüyorsunuz. Burada işte ayakta pozisyonda mı ya da oturma pozisyonda mı olacağını belirleyebiliyoruz. Oturacaksa nereye oturacak, hangi noktaya oturacak ve yüzü ne tarafa dönük olacak. Bunları ayarlayabiliyoruz. Şimdi şöyle oturma pozisyonda olarak getiriyorum. Şöyle tam buraya oturtacağım ama şöyle buradan seçmek yerine şöyle unsur ağacından seçiyorum. Şöyle fili aktif hale getireyim. Şuradan bakın. Şuraya oturttum. Tabi yüzü öne doğru dönük olacak. Dolayısıyla bunun için de bir plane seçmem lazım aslında. Çünkü düz bir yer şu an seçmem zor. Plane seçmem lazım. O plane de bakın şurada. Burayı seçiyorum şu şekilde. Ve OK diyorum. Evet, ilk aşamamız bitti. Yani manikini getirip kabaca oturtmak. Bu şekilde işlemimiz bitti. Daha sonrasında ne yapacağız? Gördüğünüz gibi ayaklar yanlış yerde duruyor. Buradaki ayakları düzenleyeceğiz. Elleri düzenleyeceğiz. İşte küçük dokunuşlar yapacağız. Mesela şuradaki omuzlar biraz daha yukarıda kalmış. Sonrasında görüş alanını kontrol edeceğiz. Şimdi pozisyonu ayarlayabilmek için bakın şurada Apply Posture kısmı var. Burada Creo kütüphanesinde kayıtlı belli pozisyonlar var. Siz sadece bu pozisyonlara riayet etmek zorunda değilsiniz. Kendinizin de bir posture girebilirsiniz ki biz de yapıyoruz şu an bunu.
Working Directory'ye giriyorum. Posture içerisinde bakın şuna bir şekilde tıklıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde getirmiş olduk. Tabii ne demiştik? Düzenlememiz gereken bir de eller ve ayaklar var. Mesela şuradaki eller buradaki kolları tutmak zorunda. Bunun için de reach komutunu kullanıyoruz. Reach'e tıkladım. Birinci seçeceğimiz yer manikine ait bir yer. İkinci seçeceğimiz yer ise temasta bulunacağı yer. Burada tabi noktalarla işlemler yapıyoruz. Mesela şurada işte el avucunun merkezini alıyorum. Şuradaki noktayla birleştiriyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi birleştirmiş oldu. Tabi biraz da döndürmek lazım kolu. Onu birazdan yapacağız. Okey diyorum. Burası için şu anlık bir sorun yok. Şimdi biraz döndürelim. Bakın şuna tıkladım. Şöyle döndürüyorum. Evet. Evet, tamamdır. Biraz daha düzgün olmuş oldu. Bir de burası için bir reach tanımlayacağız. Şöyle şurası ile burası arasında bir birleştirme işlemi de yapıyorum. Şuraya geldiğimiz zaman şurası için aslında çok bir problem yok. Şu şekilde bir işlem yapabiliriz. Evet. Bunu da hallettik. Şimdi şöyle reach değil pardon. Şurayı biraz daha şöyle aslında biraz daha indirebiliriz. Evet şu şekilde biraz daha düzgün olmuş oluyor. Evet, modelimizi bu şekilde oluşturduk. Burada tabii görüş alanını da kabaca görebiliriz. Mesela örnek veriyorum. Şuradaki sol gözün ortadaki işte korumalı cama nasıl baktığını şöyle test edebiliriz. Bunu manikin içerisinde de yapmak zorunda değiliz. Aslında şu look at komutuyla yapabiliriz ama şöyle analiz sekmesi içerisinde visual field'e tıklıyorum. Bakın burada eye point diyor. Şimdi ben buradaki eye point'i seçiyorum. Manikin içerisine girdim. Head içerisinde ve şuradaki left eye ile tıkladım. Mesela nereye bakacak? Şuraya bakacak. Şöyle gördüğünüz gibi bakın görüş alanını bu şekilde çıkartabiliyorum. Ya da mesela şuradaki sol aynaya bakalım. Pardon. Şuradan sol ayna için görüş alanı çıkartabilirim. Evet. Manikin analizleri temel olarak bu şekilde. Tabi daha fazla analizler yapabiliyoruz. Şuradan manikine girdiğimiz zaman bakın rula analizi, işte konfor analizlerini de gerçekleştirebiliriz. İleriki videolarda bunlardan da bahsedeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.